Erhan Bey merhabalar. Merhabalar. İlk önce bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Erhan Sefer, Ekşioğlu İnşaat'ın satış müdürüyüm. Ekşioğlu İnşaat'ı herhalde baştan tanıtmaya gerek yok. Evet. Türkiye'nin her yerinde inşaat yapıyoruz, evet. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bugüne kadar Karasu'da binlerce konu teslim etmiş bir firma olarak Karasu'yu bize biraz anlatır mısınız? Yani bunlar 4 yıl önce Karasu nasıldı ve şu anda nasıl? Şöyle söyleyeyim, şimdi biz Sakarya Karasu'da yılda 1500 tane daire inşa ediyoruz. Toplamda 17 bin tane konutumuz var sadece Karasu'da. 48'in üzerinde 48 ya da 49 tane farklı sitemiz var. Yani Karasu'nun her yerde dairelerimiz var. Biz bundan 4 yıl önce, efendim söyleyeyim 3 yıl önce yaklaşık 39 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya, 60 bin liraya bandında sattığımız daireler şu an 140 bin lira, 150 bin lira 1 artı 1'ler. Karasu çok değerleniyor, çok da değerlenecek. Bunu her defasında söylüyoruz. Ama asıl değerlenmeyi 2019 yılından sonra yapacak. Çünkü 2019 yılında 3. köprü bağlantı yolları bittikten sonra asıl değerlenme o zaman olacak. Bu yüzden biz herkese ısrarla şunu tavsiye ediyoruz, söylüyoruz. Sakarya Karasu sadece yazlık bölge değil. Yani evet burada havuz var, deniz var vesaire ama sadece yazlık değil. Aynı zamanda çok ciddi bir yatırım aracıdır. Yılda en az %40, %30, %50 prim kazanıyor bu daireler. Peki yaz aylarında bölgeye rağbet nasıl herhalde? Şöyle söyleyeyim. Şimdi kışın bizim Karasu nüfusumuz 60 bin, 65 bin arası değişiyor. Kayıtlı 60 bin nüfusumuz var. 2017 Temmuz ayında 1 milyon 200 bin nüfusumuz vardı. 1 milyon 200 bin. Yani ortalama yazın 1 milyon nüfus var Sakarya Karasu'da. Bunun zaten %70, %80'ini İstanbullular oluşturuyorlar. Peki, Karasu denizinin özellikleri nelerdir? Çakıl var mıdır? Dalga var mıdır? İnsanlar bunu merak ediyor. Karasu denizinin özellikleri, şimdi en büyük özellik bir kere 28 kilometre kumdan plajımız var. Avrupa'nın en büyük ikinci kumsalı Karasu plajı. Bu yüzden bir kere öyle sıkışıklık vesairelik olmuyor. Tamamen kumsaldır. Onu söyleyeyim. İnce kumdur. Yani hiçbir yerde denizde taş, öyle bir çakıl taşları göremezsiniz. Diğer bir özellik, mesela Karasu denizinde ilerlerde sürekli yunus balıklarını görürsünüz. Yunuslar pis suda yaşayamazlar. Gelen bilir. Tabii her şey böyle güllük gülistanlık mı? Değil. Burası Karadeniz olduğu için tabii bizim Karasu'nun denizinin problemlerinden bir tanesi dalga idi. Yazlıkçılar, tatilciler, Karasulular da bu konuda tabii hep şikayet dile getiriliyordu. Bunun için 2015 sonu 2016 yılında denize dalga kıranlar yapıldı. Yer yer 75 metrede bir dalga kıranlar yapıldı. Dalgayı kesmek amaçlı. Çünkü 2016 yılında turizm bölgesi ilan edildi. Mavi bayrak aldı denizimiz. Aynı zamanda bu dalga kıranlar yapıldı. Dalgayı çok güzel kesti. Artık neredeyse havuz gibi diyebiliriz. Gelenler görenler olabilir. Onun öncesinde tabii ki bir dalga problemi vardı. Ama denizin temizliği konusunda buna kimse bir şey söyleyemez. Gerçekten çok temiz, çok güzel bir denizimiz var. Peki diğer sorulardan bir tanesi. Karasu'da şimdi yollara girdiğiniz zaman ara sokaklarda falan hep yollar böyle bozuk. Doğru. Yani sıkıntı var. Doğru. Müşterilerimiz çok soruyorlar. Doğru. Buna bir cevabımız var mı? Cevabımız var. Yolların bozuk olduğu yerlerde iki tane problem vardır. Birincisi doğalgaz ve altyapı çalışmaları Karasu'da bitti. Artık Karasu'nun her yerinde doğalgaz var. Ama bazı sokaklarda altyapı çalışmaları devam ediyor. İkincisi eğer kazılı olan sokakta, yani yolların bozuk olduğu sokakta inşaat varsa sebebi odur. Çünkü inşaat demek kamyonlar demek, hafriyat kamyonları demek. Bu hafriyat kamyonları yola, caddeye, asfaltı çok zarar veriyor. Bu yüzden bölge civardaki o caddede ya da o sokaktaki inşaatlar tamamen tamamlanmadan belediye o yolu yapmıyor. Çünkü yapsa bile tekrar aynı problem öne çıkacak. Altyapı çalışması devam ediyor. Ama bu demek değildir ki her sokak bozuk çarık. Asla, gelenler bilirler.
Bazı sokaklarımızda tabii sadece düz asfalt değil. Öyle araba geçmez yürü, öyle bir şey yok. Düz asfalt değil sadece yani bazı yerler. Karasu'nun geneliyle ilgili konuşacak olursak, mesela Karasu Sahil Parkı yapıldı. Evet. Karasu'nun çehresi değişti. Evet. Bunun gibi projeler bekleniyor mu? Bekleniyor. 2015 yılında işte 2016'ya girerken yapıldı. Turizm bölgesi ilan edildikten sonra Karasu'daki Sakarya Park o belediye tarafından inşa edildi. Çok güzel. Hatta o şu an merkezde, tam Karasu'yu bilenler ya da gelenler bilirler. Luna Park'ın orada, yani merkezden sahile indiğinizde tam o bölgede. Şimdi o mesafe daha da uzayacak. Aynı zamanda şu an basında yer alıyor. Basında yer alan diğer bir konu, marina projesi var. Efendime söyleyeyim. Karasu'da şu an marina projesi görüşülüyor. Yeni Mahalle bölgesinde. Onu da dile getirelim. Tabii bu henüz tam böyle kesinleşmiş, projesi onaylanan bir şey olmadığı için biz her yerde dile getirmiyoruz ama bununla alakalı altyapı çalışmalarına bile yakmışlar, bakmışlar. Tam Yeni Mahalle bölgesinde bir marina projesi var ki zaten limanımız şu an ticari olarak faaliyet gösteriyor. Her geçen gün bu ticari faaliyetler artıyor. Ya artmaya da devam edecektir. Yüksek ihtimalle. Kısacası Karasu bizim tahmin ettiğimizden, düşündüğümüzden daha fazla gelişiyor. Daha hızlı gelişiyor. İmkanı olanlara söylüyoruz. Buradan bir yatırım yapın. Buradan bir yer alın. Bir yeriniz olsun. Yani bugün nereden yer alırsanız alın. Edirne'den, Kars'tan, Ardahan'dan nereden yer alırsanız alın. Konutta para kazanırsınız. Amenna ve selam. Onda hiç problem yok. Konut zarar ettirmez. Ama yer vardır, yer vardır. Şöyle düşünün. Yani bunları tahmin etmek için alim olmaya ya da efendime söyleyeyim bir ekonomi okumaya gerek yok. Üçüncü köprü projesi, İstanbul'la olan mesafe bir saate düşecek, 1,5 saate düşecek. Liman, efendime söyleyeyim feribot, BMC. Bunlar faal olduktan sonra fiyatlarda %100 belki %150 artış olacağını tahmin etmek için ekonomi okumaya gerek yok. Çünkü arsa fiyatlarının şu andan bile biz altından kalkamıyoruz. Yetişemiyoruz arsa fiyatlarına. Yani Karasu bundan sonraki zamanlarda da değerlenecek. Çok hızlı değerlenecek tabii. Yani yer vardır ya böyle birden pik yapar. Evet. Mesela İstanbullular bilirler. İstanbul'da her yer, konut alalım her yerde kazanırız ama bir yer vardır denir ki işte şuraya metro geliyor, buraya metrobüs geliyor. Örneğin Beylikdüzü. Beylikdüzü'ne metrobüs gelmeden önce Beylikdüzü'nü kim Beylikdüzü olarak görüyordu? Kim yer olarak, yaşam alanı olarak görüyordu? Ama metrobüs gelince %200'e yakın kar oldu. Peki Erhan Bey, bundan 1 yıl, 1,5 yıl önce bir tane 1+1 daireyi kaç liraya satıyordunuz? 1,5 yıl önce örnek vereyim, Görevleri projemizde, yani reel olsun diye birebir örnek vereyim. Müşterilerimiz de izlerse hak vereceklerdir. 1,5 yıl önce Görevleri projemizde 1+1'lerimiz 75 bin liraydı. Toprakta. Tabii 75 şu anda, bin liraydı. Şu anda ne kadar? 1+1'lerimiz 140 bin lira. 130'u olanlar da var. Yani bu 140 bin lira olanlar ağırlıkta. Tabii niye? Söylüyoruz. En büyük zam, en büyük fiyattaki artış arsadan kaynaklı. Evet. Erhan Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim inşaatlarımız devam ediyor. Yapmaya devam edeceğiz. Biz 5 yıl sonra da yapacağız. Sen nedir? Tabii o zaman belki de 400 bin liralardan, 600 bin liralardan bilemiyorum. Tabii bahsedeceğiz. Ekran altındaki numaralardan sevgili izleyenler ulaşabilirler. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Hatta servislerimiz de var bizim. Gelip dairelerimizi yerinde herkes görebilir.